İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Yunus Arıkan. Yunus İkli'de Global Advocacy Direktörü. Yunus 2009'da İkli'ye katıldı. Ondan daha önce ki ben seni tanıdığımda sen REC'deydin. 2005-2008 yılları arasında REC'de de görev aldı. Yunus da ODTÜ mezunu, çevre mühendisliği konusunda. Yunus'cum programımıza hoş geldin. Sevgili Sibel, çok teşekkürler. Öncelikle davetin için seninle iletişimde olmak, çalışmalarını paylaşmak ve katkı vermek benim için büyük bir keyif. Davet için tekrar teşekkürler. Sağ olasın, sağ ol. Şimdi senden önce bu İKLİ'yi bize bir anlatmanı isteyeceğim. İKLİ'nin kuruluşu 1990'lara dayanıyor. 1992 Rio zirvesine hazırlık aşamasında yerel yönetimlerin aslında katkılarının daha somut ortaya konulmasını hedefleyen bir oluşum olarak ortaya çıkıyor. Local Governments for Sustainability, sürdürülebilirlik için yerel hükümetler veya yerel yönetimler. Devam ederse kısaca yine kuruluş dönemiyle ilgili olarak 90'ları düşünelim. Duvar yeni yıkılmış, dünyada bir küreselleşme dalgası var ama küreselleşme iki kanatta ilerlemiş. Bir küreselleşmecilerin bir boyutu bir işte yeni dünya düzeni dedikleri kapitalist bir düzenin aslında tüm dünyaya hakim olması. Diğer bir taraftan da ki bunlar içerisinde İKLİ'nin bulunduğu kesim var. Herkesin daha farklı bir birliktelikle, daha birbirleriyle eşgüdüm içerisinde daha koordineli ve yerel düşüncenin de aslında dünyaya etki edebileceğini söyleyenlerin oluşturdu. Bir başka bir küreselleşme. Zaten 30 yıldır bu küreselleşmenin iki tarafının da çarpışmasını halen hissediyoruz. 92'de Rio'daki en büyük başarımız yerel gündem 21 tanımlamasının gündeme gelmesi. Yani dünyada ilk defa uluslararası bir anlaşmada yerel yönetimler, kadınlar, gençler gibi 9 değişik paydaş grubunun küresel çabalara aktör olarak katkı verebileceğinin tanımlanmış olması. O aradan geçen 20 yılda ki 2015'e kadar gelinen süreçte ne yazık ki yereldeki uygulamalar dışında ulusal düzeyde ve Birleşmiş Milletler düzeyinde çok fazla sürdürülebilirlik adına mesafe kat ettiğimizi söylemek zor. İKLİ'nin de üyelik profili bu çerçevede dünya çapına yayılmış. 1700'den fazla şu anda üyesi var. 100'den fazla ülkede temsilcileri var ya da üyeleri var. Üye profili de oldukça yelpazesi geniş. 10 bin nüfuslu kırsal bir kentten Sao Paulo eyaleti veya Tokyo veya Seul gibi metropoliten kentlere kadar unaran bir değişiklik içeriyor. Ve bu hem bir avantaj hem de dezavantaj. Ve somut olarak bir uluslararası dernek olarak amacımız da küresel sürdürülebilirliğin yerelde hayata geçmesini sağlamak. Buradaki tanımımız da 5 temel patikamız var sürdürülebilirliğinin yerelde hayata geçmesi için. Low emission dediğimiz daha çok işte atıkların azaltılması ve en az indirilmesi. Resilient dediğimiz işte afetlere dirençlilik, dayanıklılık. Nature based dediğimiz doğa tabanlı çözümler. Circular, döngüsel ekonomi. Ve equitable ve işte people centered dediğimiz daha çok hakkaniyet, eşitlik, adalete dayalı bir kalkınma modeli. Bunların hepsinin gerçekleşmesi halinde yerel ölçekli sürdürülebilirliğinin tam anlamıyla hayata geçebileceğini ve bu sayede de ulusal ve küresel çabalarında başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Şey ilginç, hani dedin ya, yani ülke bazında çok başarılı olduğunu göremiyoruz ama işte COP'lara bakalım, yani büyük anlaşmalar hep ülkeler tarafından imzalanıyor. Hatta bu yerel yönetimler, ben şey hatırlıyorum mesela Copenhagen'de belediye başkanları orada ısrarla bizi de aranıza almanız lazım diye böyle ısrarla şey üzerinde duruldu. Sadece COP'ta değil, yani bir sürü Birleşmiş Milletler toplantısında da, yani siz ülke bazında toplanıyorsunuz ama bizi de aranıza katın, bizim de bu sorunda rolümüz var diye ısrarla. Ve şey, bu mesaj da sizin bu 2020 Daring Cities toplantınızda da çok tekrarlandı. Söylediğimde çok haklısın. Aslında temel sıkıntılardan bir tanesi de buydu.
Rio Sözleşmesi'nin bir Rio Sözleşmesi olmasına rağmen hem sözleşmenin kendisinde yani Rio'da kabul edilen sözleşmesi hem de Kyoto protokolünde aslında yerel yönetimlere hiçbir rol verilmedi. Yani senin söylediğin gibi Kopenhag'da herkesin umudu yeni bir sözleşme açılacak ve o sözleşmede daha önce yapılan iki hatayı tekrarlamayalım. Bu sefer herkesin rolünü ortaya koyalımdı. 2009'da bir başarısızlık ancak 6 sene sonra düzeltilebildi. 2015 Paris Anlaşması'nda ise 2019 hedefleri aslında bir anlamda ertelenen bir günden tekrar geçmiş oldu. Çünkü Paris Anlaşması'nın diğer iki sözleşmeden farklı kalan özellikle hem tabii ki bir yavuç derece hedefi veya iklim değişikliğinin yüzyılın ortasında karbon nötr hedefine ulaşılması gibi çok somut hedeflerinin yanında en önemli farkı da açılış paragraflarında tüm kademede hükümetlerin her türlü iklim değişikliğinin çözümünde bir sorumluluğun resmen Tabii. Şöyle mesela şeye baktığımızda hani şehirler, yerel yönetimler niye bu kadar önemli diye baktığımızda hani sadece iki şey. Mesela nüfusun %50'si kentlerimizde yaşıyor ama emisyonların %75'i kentlerden kaynaklanıyor. Mesela şey toprak kullanımına baktığımızda dünyada şehirler %2'sini oluşturuyor. Ama kaynak kullanımına baktığımız zaman %75'i kentlerde kullanılıyor. Dolayısıyla hani bir iklim anlaşmasının kentlerin dışında yapılması söz konusu olamaz. Sadece nüfus olarak bakmamak lazım. Hem söylediğin kaynak yönetimi ama bununla beraber şu yön de çok önemli. Ekonominin çok büyük bir döngü tarzı kentlerde ve tarih boyunca da aslında inovasyon, yenilikçilik kentlerden çıkmış. Bu anlamda da yerel yönetimlerin yönetim kapasitesi de özellikle son bu 30 yılda kendilerini yönetebilme kapasitesi, vatandaşlarıyla ilişki kurma becerileri ve birbiri arasındaki iletişimleri de çok çok ilerledi. Bu ulus devlet modeli son 200 yıllık bir kavram. Kentler binlerce yıldır hayatımızda var. Kentlerin tekrar gündeme gelmesi de aslında bir başka bir döneminde bir başlangıcı. Orada şu küresel sorunlar gerçekten sadece sınır içi düşüncelerle çözüme ulaşmaktan çok uzak. Hem sorunların kaynağı hem de sorunların çözümü açısından pek çok alanda ortak kullanabilecek yöntemler ulusal sınırların dışında da hayata geçirilebilir. Bunu avantaja çevirmekte fayda var. Çünkü özellikle bu kadar birbiriyle iç içe geçmiş, COVID'de de gördük bu, birbiriyle bağlantılı bir dünya nüfusunun farklı çözüm yöntemlerini kentler üzerinden uygulaması da mümkün. Siz Ekim ayında bu Daring Cities 2020 konferansını düzenlediniz. Gerçekten çok etkiliydi. Hatta şey bazı istatistikler vermek istiyorum. Bu 3 hafta sürdü. 200 saatlik bir toplantı oldu. 475 konuşmacı. 150 ülkeden de 5000'e yakın insan katılmıştı. Yani gerçekten çok ilginçti. Üzerinde durulan 5 tema vardı. Bunlar hani iklim toplantılarında hep alışık olduğumuz bir kere temiz enerji konusu, temiz ulaşım konusu, dayanıklılık ve adaptasyon. Fakat tabii finansman da hep konuşulan bir konu ki buna tekrar dönmek istiyorum ama benim için en azından iklim çerçevesinde yeni bir tema şeydi. Bu nature-based solution dediğimiz doğa temelli bu çözümler. Pardon, izleyicilerimiz için bu konuyu biraz açar mısın? Bu kongre bu sene ilk defa düzenlendi ya da bu forum diyelim. Ama bir arka planı var bu etkinliğin. İkli 2009 yılında Almanya'nın Bonn kentine taşınıyor. Ve 2009, az önce de konuştuk, Kopenhag krizinin de yaşandığı bir dönem. Ve Kopenhag'daki başarısızlık hepimizi tabii ki çok derinden etkiledi ve ne yapacağımızı soruyorduk kendimize. Bizler buna nasıl cevap vereceğiz?
artık Birleşmiş Milletler Düzeni hiçbir şeyin hayata geçiremeyeceği gibi bir düşünce vardı ki bu en çok kentleri zedeleyecekti. Çünkü biz şunu biliyorduk ki uluslararası sürecin zayıflaması kentlerin çabalarını da azaltacak ya da bizim işbirliğimizi de azaltacak. Biz o anlamda resilient cities, dirençli kentleri gündeme getirdik. Çünkü diyorduk ki iklim değişikliği mücadelede başarısızlık devam edecek. Dünya 1,5-2 derecenin ötesinde 3 derece doğru ilerleyecek sıcaklık artışında ve biz kentlerimizi afetlere hazırlamalıyız. O dönem için de bu çok önemliydi ve iklim değişikliğinin afet özellikle su kaynakları olsun, kentsel ısı dağları olsun, sağlık olsun bu konuları sürekli gündeme getirdik. Her yıl bunu düzenli olarak yaptık. Bu toplantılar sırasında uluslararası süreçlere de katkı verdik. Ve özellikle Paris Anlaşması'nın da hazırlıklarına yardımcı olduk. Ve 2015 hatırlarsan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de kabul edildiği bir dönemdi. Ve o 5 sene sonra da zaten onun nasıl hayata geçirileceği tartışıldı. Dolayısıyla geçen 10 yıl aslında zor bir 10 yıldı ve biz kendimizi ona hazırladık. Ve biz 10 yıl boyunca hem kendi kurgumuzu, kendi kapasitemizi geliştirmek hem de yeni kurulacak bu dünyanın içerisine yer almanın çabasını verdik. Dolayısıyla bir belirsizlik, bir nereye gideceğimizi bilememezlik hakimiyeti vardı. Ama 2020'de yeni bir dönem de başladı. Özellikle 2030'a kadar geçecek süreçteki alınacak ya da yapılacak uygulamaların önümüzdeki 100 yılı belirleyeceği söz konusu. 2020 aynı zamanda Paris Anlaşması'nı gerçekten hayata geçebileceği ilk yıl. Çünkü yeni ulusal bildirimlerin aslında Paris Anlaşması'nın gerçekten ruhunu yansıtabilmesi olası. Dolayısıyla yepyeni bir dünya düzeni ortaya çıkacak ve bu sadece iklim değişikliğinin karşı çıkış, bir tepkisellikten ziyade yepyeni bir uygarlığın kurulması, yepyeni bir hayat tarzının yansıtılması dönemine girdiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla sadece bir reaktif düşünceden ziyade daha aktif, daha yapıcı, daha umut var ve daha dönüşümcü bir tartışmayı gündeme getirmek istedik. Bu anlamda zaten hem de adını değiştirdik, Daring Cities olarak kullandık. Sen de çok güzel bir Türkçe çevirisini buldun, Yürekli Kentler. Hem de içerik olarak da aynı felsefeyi yansıttık. Örneğin senin bahsettiğin bu biyolojik doğa tabanlı çözümler olsun, döngüsel çözümler olsun. Aslında iklim değişikliğinin de bu alanlara girmesi tesadüf değil. Çünkü 1,5 derece hedefi veya işte salımların yüzyıl ortası itibariyle dengelenmesi hedefi sadece teknolojik, sadece bazı prototip modellerle değil, ciddi bir toplumsal dönüşümle ancak gerçekleşebilecek. Ve bu toplumsal dönüşüm kentleri nasıl kuracağımız, kentlerde nasıl yaşayacağımız, kentler arası ilişkilerin, kent kır ilişkilerinin yeni baştan kurgulanmasını, dolayısıyla da bugüne kadar yapamadığımız o dönüşümü hayata geçirmenin bir mücadelesi. Ve iklim değişikliğinin hem Birleşmiş Milletler düzeyinde hem de ulusal düzeydeki çabalarında da aslında bunu görüyoruz. Bu anlamda da bu yeni kavramları iklim mücadelesiyle birleştirmenin tam da zamanı diye düşünüyoruz. Bu nedenle bu konuları seçtik ve aslında senin de belirttiğin gibi son derece doğru bir adım olduğunu da fark ediyoruz. İklim değişikliğinden değil artık hep iklim krizinden de söz edildi bu konferans esnasında. Bazı böyle çarpıcı şeyler var, veriler var. Örneğin son 20 yılda felaketlerin %90'ı iklim krizine bağlanıyor. Pardon, bu hani ısı dalgaları, seller, kuraklık. Ve bu son 20 yıl içinde bu felaketin maliyeti de 3,5 trilyon doları bulmuş. Yani inanılmaz bir rakam. Daha da benim için çarpıcı bir sayı, 2050'ye kadar 1 milyardan fazla insan iklim krizinden dolayı evinden olacak. Yani 1 milyarın üzerinde insan iklim mültecisi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi şeyi düşünüyorum ben, yani topu 6 milyon Suriyeli ne kadar büyük krizlere neden oldu. Artık 1 milyar kişi
ne olacak? Yani onu düşünemiyorum, hayal bile edemiyorum. Hani bu kadar konunun üzerinde durmamızın gerçekten bir nedeni var. Ve bilim insanları da şey diyorlar, yani COVID krizi, iklim krizinin yanında hiçbir şey değil. Son derece doğru tespitler. Aslında bizim de dediğin gibi çıkış noktamız bu sadece belki de dediğim gibi bu çevre camiasının ya da sürdürülebilir camiasının 30 yıldır verdiği ya da 50 yıldır verdiği, Stockholm'u da düşünürsen 50 yıldır verdiği mücadelenin geldiği bir nokta. Sürekli bizim söylediğimiz örneğin end of pipe solution'lar dediğimiz, yani bir bacaya filtre takmak ya da bir arıtma tesisi, yaşanılan çevre krizinin aslında sadece bir ölçek hafifletebilir ama çözüm değildir. Çünkü bir üretim tüketim yaşam modelinin değişmesi gerekir söylemi vardı. Bir belediye meclisinde siyasi partilerin muhalefet iktidardan bağımsız olarak evet arkadaşlar biz bir acil durum halindeyiz ve buna göre önlem almalıyız. Bu anlamda da yaptığımız çalışmalar bu şekilde planlamalı söylemi. Ne zaman ki gençler sokaklarda bunu söylemlerini dile getiriyorlar, ne zaman ki belediye meclis toplantılarına gündem maddesi olarak bunu koyuyorlar, o zaman hayata geçiyor. Bu açıdan bahsettiğin gibi 2009'dan bu yana özellikle Kyoto protokolünün bu gecikmesi, gelişmiş ülkelerin özellikle attığı adımların aslında görece olarak çok daha düşük düzeyde kalması, gelişmekte olan ülkelerin bir kalkınma paradigmasını sorgulamak yerine eski hataları tekrarlaması, Çin'den Hindistan'a kadar devam eden bu etkiler hepimizin yaşadığı bu krizin aslında güçlenmesine neden oldu. Yapısal dönüşüm ortaya koymadan iklim değişikliğine karşı bir başarı elde etmemiz mümkün değil. Bu da aslında yine tabandan, hem tabandan yani belediye meclislerinden alınan kararlardan, Paris Anlaşması gibi artık maddeler olarak biz 1,5 dereceye ulaşacağız gibi bir kararlılıkla ancak çözülebilecek durumda. Yani %100 yenilenebilir enerjiye geçilebilir. Fosil yakıtları tamamen hayatımızdan çıkartabiliriz. Söylemleri 5 sene önce, 10 sene söylendiğinde mümkün değil canım. İşte bunlar da ütopik, işte bunlar da abartıyorlar deniliyordu. Covid'de gördük ki 3 hafta boyunca dünyadaki bütün nüfus, 5 milyon insan evlere tıkıldı kaldı. Ve olabiliyor dendi. Dolayısıyla tabii ki yaşanan çok büyük bir fedakarlık var ekonomik toplumsal anlamda, ama buradan geldiğimiz nokta şu: İkinci Dünya Savaşı'ndaki ülkelerin örneğin bir traktör fabrikasını 6 ayda bir tank fabrikasına dönüştürdüğünü biliyoruz. Veya şu ortada en son veriler ortaya koyduğu itibariyle bunların %90'ın mevcut teknolojilerle aslında azaltılabilecek durumda. Özellikle kentsel kaynaklı salımlar. Buradan geldiğimiz nokta şu: yepyeni bir dünya kurgulanması aslında teknolojik olarak bugünkü elde ettiğimiz birikimler olarak imkansız değil. Bu sadece bir yönetimsel, zihinsel değişiklik istiyor. Bu da sadece tepeden inme, evet ben yaptım oldu, bu kararı aldım sen uygulayacaksın diye değil, toplumun tüm katmanlarını hem tartışmaya katmak hem de onların katılımını arttırmakla geçiyor. Ve burada yine bir başka örnek. Son birkaç ayda İngiltere'de de yaşandı, Fransa'da da yaşandı. Citizen Assembly, yani bir vatandaş meclisi. Bu tip çözümler artık daha fazla gündeme gelmek zorunda. Burada tabii ki etki edecek en önemli nokta ekonomik ilişkiler. Yani bu sektörde şu anda ekmeği yiyen, fosil yakıt sektöründen ekmek yiyen binlerce şirket, binlerce şirketin on binlerce çalışanı yepyeni bir yeni sektöre geçecek. Ama bu kaçınılmaz bir son ve bunun hazırlanmasını örgütlemek zorundayız. Yani kentlerimizi, kırlarımızı bu dönüşümü bilinçli olarak hazırlarsak bunun etkilerini en az önleyebiliriz ve buna hayır diyenleri de ikna edebiliriz. Japonya bile aslında şimdi gördüğünüz uzun süredir direnen bir ülke, o bile dedi ki evet ben fosil yakıt kullanmayacağım, ben 2050 ortamında yapacağım, karbon nötr yapacağım. Bunun da sebebi Japon kentleri, Japon bölgesel yönetimleri, nüfusu %70'ine yakın bir orandaki yönetimlerin tamamı biz 2050 itibariyle sıfır kent olacağız dedikleri için Japon hükümeti aslında bu da kararı alabildi. Dolayısıyla bu
hem yukarıdan inen bir uluslararası bilinçlilik ama aşağıdan da gelen, evet biz bu dönüşümü yapabiliriz. Toplumun her aşamasını bunu hazırlayabiliriz ve bu talep aslında bizim de istediğimiz bir talepti. Dolayısıyla da daha hızlı buna yapmamız gerekir söylemini hayata geçirmenin tam da zamanı. Evet, 2019'un ikinci yarısında hatırlarsan İngiliz halkı Londra'da sokaklara döküldü ve parlamento sonunda 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı kabul etti. Yani bu tamamen halkın baskısıydı. Orada yine güzel örnekler var. Şimdi karşılaştırma yapıyoruz. Japonya örneğini verdik. Kore'de benzer bir örnek var. Yani Kore'de 5 Haziran'da Kore'deki 200 küsür belediyenin tamamı iklim acil durumu eylemini ilan etti. Belediye meclisinden bu kararı aldı. Bir ay sonra işte karbon nötr olmayı hedefledi. İki ay sonra Kore parlamentosu bu kararı aldı ve Kore Cumhurbaşkanı bunu ilan etti. İngiltere'de de benzer bir şey oldu. Örneğin ilk acil durum kararları Glasgow, Londra gibi kentlerden çıktı. İlk karbon nötr hedefleri yine 2045'lere doğru Glasgow, Edinburgh, Londra'dan geldi. İskoçya 2040 dedi. Arkasından bütün ülkeyi kapsayacak şekilde Westminster ya da işte Birleşik Krallık'ın hükümeti bu kararı almak zorunda kaldı. Bu söylediğin çok önemli çünkü esas kalıcı dönüşümler bu tabandan tavana yükseliyor. Yani. Ya da daha doğrusu ulusal veya federal yönetimlerin diğer katmanları duymasıyla mümkün ve onlardan gelecek bilinçli veya kararlı adımların federal ve ulusal hükümetlerin yok sayması da mümkün değil artık. Evet, evet. Ben biraz daha böyle halk konusunda durmak istiyorum. Özellikle Finlandiya'nın Turku kenti çok ilgimi çekti. Onların çok güzel çalışmaları vardı. Orada da halkın tüketimi konusuna odaklanmışlardı. Yani Turku Belediyesi evet yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. İşte döngüsel ekonomiyi çok önemsiyordu. Aynı zamanda halk arasında da bir buçuk derecelik yaşam tarzına ilgi çekmişlerdi. Hatta şöyle bir şey vardı. Kişinin kullandığı her hizmetin, her eşyanın üretim, nakil, kullanım ve atık sürecinde salımları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hatta şöyle bir istatistik verdiler. İnsanların sera gazı salımlarının %55'i enerji kullanımından kaynaklanıyormuş. %45'i tamamen yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor. Yani gıda konusunda yaptığımız seçimler, işte ulaşım türü konusundaki tercihlerimiz, bu kullandığımız ürünlerin tedarik zincirleri ve hani atık politikası bunların hepsi bu 1,5 derece yaşam tarzının %45'ini oluşturuyormuş. Hatta Finlandiya bir web sitesi oluşturmuş, lifestyles testi geliştirmiş. Ben de hatta girdim ve baktım, daha doğrusu testi aldım. Bir kere kişinin karbon ayak izini hesaplamasına katkıda bulunuyor. Artı hani ne gibi çözümler veya ne gibi değişikliklerle karbon ayak izini azaltabilirsin konusunu orada şeyler de var, öneriler de sunmuşlar. O çok ilgimi çekti. Yani evet hep bu böyle daha önce de dedim hani temiz enerji, temiz işte ulaşım falan bahsediyoruz ama burada belediye gerekeni yapıyor ama halkı da konunun içerisine çekmiş ve halk da yani büyük bir ne diyeyim heyecanla bu konuya katılmış. Kesinlikle zaten işte bunlar bu örnekleri paylaşmak istiyoruz ve bunların hayata geçirebildiğini görüp bunların evet bizim kentimizde doğabilir neden olmasını insanların sorgulamasını yöneticilerinden bu tip adımlar atmalarını ve halkın da bu çabaların aslında hayal olmadığını ve kendilerine de bir kazanç hem ekonomik hem de hayat kalitesi olarak bir fayda getirdiğini bilinçlenmesini istiyoruz. Söylediğim gibi Turku 90'lardan bu yana gerçekten iklim bünyesinde oldukça aktif olan bir kent ve bu geldikleri aslında onların da bir evrimi. Onlar da işte küçük küçük çabalardan bu noktaya geldiler. Tabii İskandinav ülkelerinin dünya ölçeğinde iklim değişikliği olsun, yaşam kalitesi olsun pek çok ülkeye model olduğunu da biliyoruz ama Turku bununla belki de hani
krem de la krem dedikleri, hani en uç noktası belki de çok bilinçli bir yönetici profili, çok bilinçli bir ekip, yani belediye personelinin bilinçliliği ve halkla iç içe olmasının getirdiği avantajları çok güzel kullandılar. O söylediğin yöntemlerle aslında şu anda 2029 itibariyle dünyadaki belki de ilk kentlerden bir tanesi olacak, karbon nötr olacak kentlerin arasında geliyor Turgu. 2029'da özellikle 800. yılı, yani 800. yıl dönümleri olarak tanımlamışlar. Hatta söyledikleri, İngilizce'de çok güzel bir kelime oyunu yapmışlar. Turku, Finlandiya'nın en eski kenti, oldest, ama aynı zamanda boldest, yani en önde giden, en kararlı kenti olarak tanımlanırlar. Bu işte gerçekten bunun güzel tarafı, bence bir kentlilik kimliğinin etken olduğunu, yani bir topluluk olarak, bir birim olarak birbirimize dayanışmanın aslında dünyaya da yön vermenin bir parçası olduğunun göstergesi. Hani bizde söylenirdi, mahallesini temiz tutmayan kentini temiz tutamaz. Bu söylenler yıllardır vardı ve biz bunları unuttuk ve tekrar unuttuğumuz değerleri keşfediyoruz. Şu anda bir tüketici devriminden bahsediyoruz. Yani eğer Shell, Exxon veya işte Peabody'ler kömür yataklarını tekrar kazıp da oradan kömür çıkartmaktan vazgeçmiyorlarsa veya uluslararası anlaşmaları dinlemiyorlarsa, hükümetler onların hala fosil yakıt sübvansiyonu vermeleri devam ediyorlarsa, 5 milyar insanın internete bağlandığı bir dünyada belki de tüketimden gelen, artık o üretimden gelen değil de tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Hayır, biz bunu satın almıyoruz. Hayır, biz bunu talep etmiyoruz. Hayır, biz bunu reddediyoruz'u tüm dünyada aynı anda insanlar hayata geçirebilirlerse, bu üretici firmalar da bir şekilde yöntemlerini değiştirmeye, farklı ham madde kaynaklarına yönelmeye muhtaç ve zorunda kalacaklar. Bu 21. yüzyılın getirdiği bir fırsat. Bu anlamda da döngüsel ekonomiler, hayat tarzları son derece önemli. Bu yediğimiz gıdalardan, işte kurduğumuz evlerde kullandığımız çimentoya, betona, çeliğe kadar, hatta bir örnek vereyim, ben çok hoşuma giden örneklerden bir tanesi, Tokyo Belediyesi biliyorsunuz bu yıl için hazırlanıyordu olimpiyatlara, gelecek yıl ertelendi, olacak mı hala bilmiyoruz, ama madalyaları şöyle hazırladılar: altın, gümüş, bronz madalyalar için gidip altın madenlerinden satın almadılar kendi vatandaşlarına. Çağrıda bulundular. Atık pillerinizi, atık elektronik eşyalarınızı getirin. Biz onları dönüştüreceğiz. Ve onlardan elde ettikleri, son derece yüksek teknoloji bunlar, ama tam da bunu söylüyoruz işte. Bir atık artık bundan sonra bir ham maddenin parçası olabilirse ya da bir üretimin bir girdisi olabilirse sıfır atığa ancak o şekilde ulaşırız. Dolayısıyla Tokyo'da dağıtılacak madalyalar için ne Avustralya'da, ne Türkiye'de, ne Brezilya'da dağlar yok edilmedi, ormanlar yok edilmedi. Ama onlar hala bir madalya vermesini sağladılar, becerdiler. Böylelikle de oradaki elektronik eşyalarında çöp dağları yaratmasını engellediler. Şimdi bu çok küçük bir örnek gibi gelebilir ama bunun yapılabilirliği artık bence bizlerin de yok mümkün değil, yapamayız sözlemini terk etmemizin belki de önünü açacak. Ve Turku ile başlayan çalışma ikilinin bünyesinde şu anda Çin, Japonya ve Avrupa'da pek çok kente yayılacak. Turku'nun yaptığı çalışma Birleşmiş Milletler'in bu Climate Action Pathway dokümanlarına da girdi. Ve amacımız Glasgow'a gelirken bu tip örnekleri yaygınlaştırarak, evet, bu hayat, bu dönüşüm başladı. Çabamız artık bunun sorgulanması değil, bunu ne kadar hızlandırmamız gerek. Dolayısıyla Nazım'ın çok güzel bir sözü vardı: artık kendimizle yarışmaktayız gülüm. Dediği bu. Bizim artık şu anda yapmamız gereken hedefimizde bir sorgu yok. Çok daha hızlı gitmemiz lazım. Çünkü iklimsel kriz, işte görüyorsunuz Antarktika'dan kopan buzullar 50 kilometre, 150 kilometre boyundaki kutupların artık karalara doğru gelmesini ortaya koyuyor. Yeni yeni buzul dağları gündeme geliyor. İşte Sibirya'daki permafrost, Alaska'daki permafrost gerçekten öyle bir noktaya geliyor ki hepimizin o korktuğu senaryolar karşımıza gelecek. Dolayısıyla artık biz başkasıyla değil, kendi kendimizle yarışmaktayız ve bu çabamızı dünyanın tamamına yaygınlaştırmak zorundayız. Çünkü başka bir çözüm yolu yok.
verdiğimiz örnekler hep Batı'dan da şeyi de vurgulamak istiyorum. Rwanda'da katılmıştı aktif olarak. Rwanda hatta sadece iklim konusunda değil, onlar sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda da çok böyle emin adımlarla ilerliyorlar. Yani bu konuda çaba göstermek ille hani gelişmiş bir ülke olmayı gerektirmiyor. Yani Kigali Belediye Başkanı'nın üzerinde durduğu bir konu vardı. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Şey dedi, yani biz çok şeyler yapmaya hazırız ama en büyük sıkıntımız finansman. Şimdi daha önce de belirttim, yani bizim son 20 yıl içinde iklimden dolayı 3,5 trilyar dolar kaybı var. Şimdi bir tarafta bu kaybı koyuyorsun, öbür tarafta ülkelerin ortaya koyduğu fonu görüyorsun ve yani çok büyük bir dengesizlik var orada. Bu konuda neler yapılıyor? Gerçekten Ruanda örnek ülke, model ülke olabilecek bir deneyimi ortaya koyuyor. Ruanda gerçekten çok büyük acılar yaşamış, yakın tarihe kadar çok büyük acılar yaşamış bir ülke. Yani Afrika'daki en büyük soykırımlardan bir tanesini yaşamış bir ülke. Belki de hani hep dibe vurduktan sonra yukarı çıkmaktan bahsediyoruz. Toplumsal anlamda yaşadıkları korkunç bir acıların üzerine yeni bir toplum kurmanın üzerine yola çıkıyorlar ve söylediğim gibi hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem de örneğin kadınların hayata katılmasında inanılmaz derecede örnek ülke olarak ortaya çıkıyorlar ve bunun bir sonucu olarak iklim değişikliğinde de ilerideler. Ve Afrika kıtasından ikinci ulusal bildirimini, iklim değişikliği konusu ikinci ulusal bildirimini Birleşmiş Milletler'e sunan ilk ülke. Bu açıdan bakıldığında, şimdi tam da söylediğim gibi aslında Afrika'nın önündeki en büyük fırsat olan Batı'nın yaptığı hataları tekrarlamadan ama Batı'nın da geliştirmiş ve yaygınlaştırmaya çalıştığı yeni teknolojiler, yeni uygulamaları acıları yaşamadan tekrar hayata geçirmek ve Afrika'yı belki de eşleştirmek, kalkınma ya da yaşam kalitesi yönünde bu çabanın içerisindeler. Bu da aslında yine şaşırtıcı değil. Bilinçli idareciler, bilinçli toplumda bunu yapabileceğini çok rahat görüyoruz. Afrika'da örneğin cep telefonu şebekeleri uzun yıllarca hep tartışıldı. Afrika'da köylere hala elektrik gitmediğini biliyoruz ama güneş enerji panelleri ve uydu telefonları veya işte uydu bağlantılarıyla Afrikalıların internet üzerinden e-ticaret yapabildiğini biliyoruz artık. Dolayısıyla geldiğimiz noktada sorun gelişmişlik, şu anki gelişmişlik değil ekonomik anlamda. Bilinç düzeyi, siyasetçilerin ve siyasetçileri seçen halkın bilinç düzeyi. Kanada'da da gördük, Amerika'da da gördük. Yanlış yöneticilerin elinde ülkeler son derece yanlış noktalara da gidebiliyorlar. Bilinçli seçilmiş ya da bilinçli kitlelerle ülkeler ciddi yeni bir başlangıç da yapabiliyorlar. Bu anlamda Asya ve Afrika'nın iklim değişikliğinde bu kadar kararlı tutum alması bizim için şans. Çin, Kore, Japonya, Ruanda, Güney Afrika, buradaki pek çok ülkede aslında şu anda gündeme gelmeyen ama çok ciddi bir dönüşüm var. İnsanlar yeni uygulamaları bilinçli olarak talep ediyorlar ve artık yaşanabilir bir dünya kurmanın bir monopoli yok. Sadece bunu bilinçli insanlarla yapabileceğimizi biliyoruz ve geldiğimiz teknoloji, bilgi altyapısı ve iletişim sayesinde bunu her yere yayabiliriz. Yeni Zelanda'dan İzlanda'ya, Ruanda'dan Çin'e kadar artık dönüşüm her yerde. Evet, evet. Çok olumlu bir noktaya getirdin. Bu Daring Cities konferansı gerçekten çok önemli işte konuşmalar paylaşıldı. Yani klasik konferans gibi değildi. Hani ben geldim sunumumu yaptım gittim değil. Yani gerçekten çok güzel bir paylaşım ortamı oldu. Acaba bizim izleyicilerimiz arasında bu sunumları, konuşmaları izlemek isteyenler varsa bu mümkün mü? DaringCities.org adresine girip siteye kayıt olup katılımcı olmasa bile bu kaydı gerçekleştirdikten sonra bütün oturumları dinleme, izleme şansına sahipsiniz. Türkiye'den arkadaşlarımız da buna katılmaya
destek olmayı çağırıyoruz. Yunus'cum çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın bu tatil gününde. Çok yoğun olduğunu da biliyorum. Onun için çok çok teşekkürler bizi kırmadığın için. Ne demek? Benim için çok büyük bir mutluluk her zaman için ve söylediğin gibi umut dolu bir mesaj bitirmek gerekiyor. Umut olmadan yaşanmıyor. Ve umutlarımızı büyütmek için de çok fazla gerekçe var. Önemli olan bunları paylaşmak, bunun varlığını herkese aktarmak. Türkiye'deki dostlarımıza beni buluşturduğun için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.